Aracımızın başına talihsiz bir olay geldi. Aracımızda kaza yaptık. Şeklimiz düzelecek mi? Düzelir inşallah. Limanda çalışırken kaza yaptım. Hadi görüşürüz, kendinize iyi bakın. Bir sus, tamam bir sus, daha bir sus. Evet arkadaşlar, yemek işi tamam. Ve şimdi Ankara'nın çıkışına doğru gidiyoruz. Başlamak için babuna girdi baba. Bundan sonra ana derdine tüküreyim. Yandık tabii ki. Aç kalmaktan iyiydi. Allah'a şükürler olsun. Hiç ayakta kaldım, bir reklam edeyim. Vallahi Allah razı olsun. Aslında ne ne? Anam derdine tüküreyim, ekmeğe bak ekmeğe. Oh! Nereye lan boşkalı? İyi hadi görüşürüz. Arkadaşlar herkese merhaba. Tekrardan yeni videoyla birlikteyiz. Ama bu video açılışı biraz farklı oldu. Niye mi farklı oldu? Aracımızın başına talihsiz bir olay geldi. Şu an sanayideyim. Aracımı toparlamaya çalışıyorum. Sağını solunu yaptırmaya çalışıyorum. Dedim ki sevenlerim dedim, ailem dedim, başıma ne geldiyse onlar da bunu bilsin. Neler yaşıyorum, neler görüyorum hep birlikte. Derdimize derman olsunlar, acımıza ortak olsunlar. Her zaman yanımızda olsunlar. Kusura bakmayın, sanayi ortamı olduğu için böyle sesler olması normal. Aracımızda kaza yaptık. Sonrasında şimdi aracımızı yaptırıyoruz. Artık bundan sonra şükürler olsun liman muhabbeti yok. Bundan sonra limana girmiyorum. Devamımızın yolda olacağım. Hakkımız hayırlısı olsun. Video izlemeye başlamadan önce bol bol beğeninizi aynı zamanda teşekkür butonu sonra sola doğru kaydırarak bana destek olmanızı istiyorum. Çünkü desteğinize çok büyük ihtiyacım var. Bugün sanayi spor. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, hazır sanayiye gelmişken dedik, şöyle küçük ayrıntıları da es geçmek olmaz dedik. Hazır kaportacıdayken bu yanlıklarımızı, borularımızı boyayalım dedik. Görmüş olduğunuz gibi. Evet Fiko Usta. Buyur usta. Nasıl gidiyor baba? İyi gidiyor vallahi, yuvarlanıyoruz. Şeklimiz düzelecek mi? Düzelecek inşallah. Düzeleceğiz inşallah diyorsun. Aynen. Hadi bakalım. Sen yamultuyorsun mu düzeltiyorsun abi? He? Sen yamultuyorsun mu düzeltiyorsun abi? Valla ben de istemem böyle olsun ama işte oluyor, daha kazadır. Allah beterinden korusun. Amin. Gerçekten bir şey yok. Abunu da bırakayım abine de bir boya atar daha onu. Yok. Şura var ya. He. Ya böyle durmasın, tamam. Çirkin durur diye. Teşekkür ederim. Ya hazır boyaya girmişken dedim. Zaten yanlıkların boyası gittiydi. Montan da attıydı onu. Boruların da boyası gitmeye başladı. Ya madem yaptırmışken de bunlar da çıksın yani yanıdan. Tabi canım tertemiz ay çıkalım. Fiko bugün çıkar mı araba? İnşallah çıkar abi. Valla. Boya ne yok? Ömer abi. Bugün boya biter mi? Boya. Çıkar daha bugün. Bugün çıkar mı? Çıkar Allah'ın izniyle inşallah bakalım. Şu an abimiz macun attı, zımparaladı, görmüş olduğunuz gibi. İşte liman bu kadar pis ki, şu arabanın araları görüyor musunuz arkadaşlar? Burada işim bitince arabayı yıkamaya gideceğim. Görüyorsunuz değil mi? Evet arkadaşlar, şimdi aracımızın bitiş anı. Bu yanlıklar falan komple boyandı. Borular komple boyandı. Hazır dedim boya işine girmişken onlar da boyası çıksın dedim. Fiko kardeşimiz şu an son rutuşları yapıyor. Fiko şu sonunda bitti ha. Bitti abi. Eline koluna sağlık hadi. Evet çiçek gibi oluyor. Hani bazı ustalar parça artırır ya. Sende öyle bir şey yok da. Yok. Parça marça artırmadın da. Artsa bile az artmıştır abi. Diyorsun. Parça artırmayan usta usta değildir abi. Değil mi? Parça artırmayan usta usta değildir. Aynen doğru diyorsun. Şükürler olsun. Yıldızlarımız yapıldı. Hadi bakalım. Elektrikçide görüşmek üzere. Fuko eline koluna sağlık kardeşim. Görüşürüz. Thank you.
şeyde, dosyayı takmış olduk. Hadi bakalım şimdi yolculuk başlasın. Selamünaleyküm arkadaşlar. Tekrardan birlikteyiz. Nasılsınız bakalım? İyisiniz inşallah. Vallahi gördüğünüz gibi limanda çalışırken kaza yaptı. Arabanın önü komple gitti. Sonrasında arabayı yaptırdık. Elektrik işleri vardı. Onları da yükledikten sonra yaptım. Sonra dorsemi taktım bugün. Gittim yükledim arabayı. Ankara'ya gidiyorum bugün. Onu da söyleyeyim aynı zamanda. Ankara Elmadağ'a boşaltacağız. Ankara'dan da yükümüzü yükleyeceğiz. Samsun'a geri geleceğim. Samsun'a geldikten sonra inşallah arabayı erkenden boşaltırız. Cumartesi gün Antalya var. Antalya'ya devam baba. Ve bundan sonra arkadaşlar Sina ile konuştuk, anlaştık. Ben bundan sonra limana girmeyeceğim. Liman işi benim için bitmiştir. Yani ben dedim Sina, ben limanda yapamıyorum kardeşim. Hasan diyorsun ki benim işim bu. O zaman dedi bir tane şoför arayla kendine dedim. Limanda çalışacak, oraya buraya gidecek dedim. O dedim çalışsın dedim. Ben dedim ayrılayım dedim, beni bırak. Dedi yok dedi. Biz dedi seninle çıktık bu yola, başladık beraberiz dedi. Tamam dedi. Bundan sonra dedi sana dedi liman yok dedi, limana girmeyeceksin dedi. Sen dedi yola devam. Tamam o zaman dedi, o zaman varım dedim. Ve şimdi şükürler olsun yükledik aracımızı, çıktık gidiyoruz. İnşallah bugün de Ramazan hemen hemen yarıyı geçti yani, bayağı oldu. İftarımızı evde yap çünkü işimiz geç bitti. Elektrik işleri vardı, onları yaptırdım derken iftar saati geldi zaten. Dedim bir daha yola çıkmayayım. İftarımı yapayım öyle çıkayım dedim. İftarımı yaptım, çıktım ve şimdi gidiyoruz. Sahuru bakalım ne yapacağız. Eğer soğuk olmazsa dolaba çırp yaparım ama soğuk olursa lokantada bir yerde yerim. Böyle sahuru da yapmış olurum diye düşünüyorum. Bakalım hayırlısı. Yani nereden baksanız 1-1,5 aydır yola gidemiyorum. En son şeyden gelmiştim. Antalya'dan, sebze. Ondan sonra bir Eskişehir'e gittim. Eskişehir'den Antalya'ya gittim. Sonra dedi ki yok dedi, gel dediler. Eskişehir'den Samsun'a geldim. Geliş o geliş daha odur budur. Yola gitmedim. Ama bundan sonra inşallah bizler için her şey çok güzel olacak. Çok iyi olacak. Malum Ramazan sizler için böyle bir iftar falan yapamadım ama bu sefer dönüşte yani dönüşte de olsa Ankara'dan bu tarafa dönüşte de olsa aracımızda dolap açacağız. Bir iftar yaparız diye düşünüyorum. Ne yapacağımı da şöyle bir düşüneyim. Güzelce ondan sonra yaparız veya bir meslektaşımızı bulursak yanımıza böyle. Ben çünkü dolaba açtığım zaman arkadaşlar tek başıma yiyemiyorum. Yani yanımda birileri olacak. Yani birileri olmasa da o soframda rızkını o da yiyecek benimle beraber. Benim çok hoşuma gidiyor. Ben yedirmeyi içirmeyi seviyorum. Helal hoş olsun. Yani insan hem yediğinden hem içtiğinden zevk alıyor yani, anlıyor ya yanında birisi olduğu zaman. Ve arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Ben nereden baksanız bir aydır hastayım. En son limanda çalışırken hastaydım.
liman videosunda zaten gördünüz. En son bir üşüme aldı beni. Böyle bir titreme, kaslarım ağrımaya başladı. Her tarafım ağrıyor. Hayatta duramıyorum, ölüyorum. Dedim bu böyle olmayacak. Ondan sonra hastaneye gittim. İşte serum falan takıldım. Şöyle böyle derken baktım olacak gibi iyi olamıyorum yani. Ayağa kalkamıyorum. Dedim Sine ben yapamıyorum, ben çalışamıyorum. Bir iki gün istirahat ettim böyle, yattım. Ondan sonra ne yaptım? Gemide çalışmadım iki gün. İlaç, ıhlamurdu, şuydu buydu. De sıcak ılık suyu, ballı yaptım, tarçın, bal karıştırdım, içtim vesaire. Yani hastalığımı attım gibi bir şey ama öksürük ve balgam atıyorum. Balgam sökücü kullanıyorum devamlı. Yani jüram tıkalı, onu atamıyorum, atmaya çalışıyorum. İnşallah onu da attırırım yakın zamanda, inşallah atarım. O şekilde iyi olurum diye umut ediyorum. Kusura bakmayın, bu Ramazan'da sizi bayağı bir ihmal ettik. Yani video çekip atamadık, paylaşım yapamadık. Hakkınızı helal edin. İnşallah bizler için bundan sonra her şey daha güzel olacak. Hadi bakalım, şimdi yolumuz açık olsun. Herkese tekrardan keyifli seyirler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Yola devam. Durmak yok. Ya arkadaş, buraya kadar arabayı yıkatmadan geldim. Yani arabayı yıkatacağım diye. Yani yazıklar olsun. Vallahi yazıklar olsun. Yani böyle bir şey yok ya. Hem de elimle gösterdim ha. Bak dedim, buralar dedim hep çamur dedim. Şu arabayı dedim yani güzel yıkayın. Tamam abi diyorlar. Yani bir kontrol ettim. Baktım arkadaşlar, arabanın çamuru bildiğin hep duruyor. Duruyor abi, duruyor. Böyle bir araba yıkama şekli yok. Yok ya. Yazık ya. Ya 300 milyon para alıyorsun ya. 300 milyon ya. Ya arabada ne zamandan beri çamur, kirli biliyor musun? Dedim yani gideyim oraya kadar da arabamı şöyle güzel bir yıkatayım tertemizle. Yok ya. Vallahi ben burada bir daha araba yıkatmam ya. Şuraya bak. Neyse yarın arabayı boşaltırken inşallah su olur da güzel gene silerim bari. Allah'ım yarabbim ya. İnan ama ne, ben şu arabayı kendim yıkayım, onlardan bin katı yıkarım. Ya o değil. 300 milyon para alıyorsun. Yani yaptığın işin hakkını al yani, hakkını. Yaptığın iş de iş değil ki. Çamur duruyor hep. Topuz lambalardaki çamurlar duruyor. Yani baştan sağa araba yıkamışlar. Baba taslak. Böyle araba mı yıkanır? Ya bak camda benim silecek şeyleri lekeler duruyor. Bir de orada bekliyoruz yani kaç saattir arabayı yıkatıyoruz diye. Adam bir fırça köpükle kovaya su yapar, fırça. Fırçayla güzel gene köpürtür suyu. Ondan sonra kupayı güzel gene fırçalar. Kapı içlerini, ne bileyim yan rüzgar arkalarını. O yan rüzgarların arka araları hep çamur. Yani var ya, o kadar canım sıkıntı ki şu an var ya. Yani verdiğim paraya yazıklar olsun ya. Ben her hakkımı helal etmiyorum. Helal etmiyorum. Öyle araba yıkanmaz. Biz parayı az bela kazanmıyoruz ya. Evet arkadaşlar, yüzdük. Buyurun, sonuna geldik. Ve şimdi yatış pozisyonu alacağım. Yolculuğumuz bitti, şükürler olsun, kazasız belasız geldik. Konum bizi biraz yanılttı ama sonunda zafere ulaştık. Yandex'i açmıştım, Yandex beni çok dolandırıyor. Baktım sonra Google haritaya girdim, oradan giriş yaptım. Bismillah. Oradan giriş yaptım, Google'dan tekrardan adresi bulduk. Şu an tam adresin önündeyim. Zaten sahurumu da yolda yaptım arkadaşlar çünkü hava soğuktu, aynı zamanda da yağmur yağıyordu. Dedim ki bu soğuğa dedim, valla dolap molap açılmaz. Zaten hastayız, hep hasta oluruz dedim. Onun için dolap açmadım. Şimdi Kral Köşkümüzde yatışa geçiyoruz. Saatimiz de tam tamına 5. Niyetimiz edelim, orucumuzu tutalım. Saat 5, 6, 7, 8, 3-4 saat uyuyalım. İnşallah uyuruz. Çünkü öksürük biliyorsunuz ki insan uyutmuyor. Hadi görüşürüz, kendinize iyi bakın. Oy arkadaşlar, aman. Günaydın. Saat 9 olmuş ha. Saat 9 olmuş ha. Sen nereliydin? Afganistan. Adamsın lan. Kaç senedir buradasın? Var mı 3-4 sene? Var, oldu. Bayağı oldu ha. 7 tane oldu gelelim. Abi. Aileniz de burada mı yoksa sadece siz? Yok, aileniz orada. Mezar-ı Şerif kentindeyiz. Mezar-ı Şerif. Mezar-ı Şerif mi? Ha. Ne yaptın dayı? Ne yaptın dayı? Seni çekiyorum.
Evet arkadaşlar, şükürler olsun ki aracımızı boşalttık. Hiçbir sıkıntı yaşamadan, şükürler olsun. Burası arkadaşlar... 1 kilometre sonra Azattepe Caddesi istikametine doğru sola dönün. Mamak, şey Mamak demişim ya, Mamak nereden çıktı ya? Ankara Elmadağ'da bu kasaba gibi yer o yolun kenarında. Neyse bu. Ne diye geçiyordu? Yeşilpınar mı? Yeşilhisar mı? Yeşilçay mı? Neydi lan bura? Yeşildere. Yeşildere mevkisindeyim. Gece geldim buraya. Konum beni şu aşağıda bıraktı. Yandex'in kullandığım konum. Sonra oradan çıktım. Fabrika burada değil. Ne yaptım? Google haritaya girdim. Google haritada doğru adrese beni bir şekilde ulaştırdı. Şimdi Sincan'a gidiyorum arkadaşlar. Sincan'a oradan yükümüzü aldık. Ankara'da benim çok sevdiğim bir abim var. O da kendisi Borusan ETA bölümünde çalışıyor. Kendisine dedim abi ben buralardayım. Tamam Nizamettin dedi. Teklif verdim işe ve aldık. Ve şimdi yükleme için adrese doğru gidiyoruz. Yükümüzü alacağız ve gideceğiz. Bu akşam büyük ihtimal iftarı arabanın dolabında yaparım diye umut ediyorum. İnşallah bir sus. Belki bir... Market falan bulabilirsem diyorum ki şöyle bir saç tava yapayım. Et saç tava. Ne zamandır yapmıyoruz. Veya tavuk yapalım. Domates, acıberli böyle. Bir şeyler yapacağız ya inşallah. Bir gidelim yüklememizi bir yapalım. Ondan sonrası Allah kerim zaten. Valla arkadaşlar şu an Ankara Sincan'dayım. Adamlar beni yüklemeye almıyordu az kalsın. Yani yükleme yerine kayıta bile almıyorlardı. Sebebi nedir? Sebebi iş ayakkabısı. Benim iş ayakkabım vardı arabamda. Şöyle bir şey. Bu olmadan hiçbir yere giremiyorsunuz. Ama Sina Bey sağ olsun benim ayakkabıyı bir ara almıştı. Daha da geri vermedi. Onun yüzünden bir şeyde burada ayakkabı aradık. Sağ olsun Ferhat kardeşimiz de burada. Sanayide Garanti Bankası'nın müdürü. Finansmanı. O yardım etti. Onunla beraber biraz otluk ettik. Şimdi yeme için çağıracaklarını ne zaman belli değil. Onun için ben yatıyorum. Zaten uykusuzum. Biraz uyuyayım. Haydi bakalım. İftarda görüşürüz. Ne yapalım şimdi? İftar için hazırlık yapmaya devam. Yes sir. Aslında hepiniz biliyoruz da nasıl yaptığımı yani. Hani soruyoruz ya. İlk önce çorbayı yapayım. Karıştırmalık tadı maksadın topuk topuk olmasın. Bu da çok ama neyse ben gitti. Gelen yine buluruz. Burada meslektaşımız çok. Hazırlık başladı baba. Şimdi o suyunu çekmesini bekliyorum. Suyunu salsın. Suyunu saldıktan sonra tekrardan faaliyete başlayacağız. Allah'ın izniyle. Ama tabii ki ilk önce bir suyunu salacak. Nasıl? Ankara Sincan arkadaşlar. Evet arkadaşlar yemek işi tamam. Şimdi ezan okunacak. Bir an önce hazırlığı tamamen bitirmem lazım. Sahurda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar aracımızı yükledik ve şimdi Ankara'nın çıkışına doğru gidiyoruz. Samsun yoluna gireceğiz birazdan. Kırıkkale Samsun'dan çıkış yapacağız. Arçelik yükledim. Beyaz eşya. Orada iftarımı hemen hazırladım. Yedim. Ne diyor lan bu? Samsun'dan çıkış yapacağız. Valla iftarı hemen çabucak hazırladım. Az daha yetişemiyordum yani. Az daha böyle milim yetiştim ve çok geldi tavuk. Fazla yemedim. Orada da bayağı bir köpek vardı. Sokak köpeği böyle başıboş geziyorlardı. Onlara verdim. Onlar devamını getirdiler, yediler. Biliyorsunuz beni. Ben yaptığım yemeğin %70'ini hayvanlara veriyorum. Ben kendim %30'unu yiyebiliyorsam anca o civarları yiyebiliyorum. Gerisini hayvanlara veriyorum. Yesinler. İsraf etmiyorum yani. Sonuçta yine bir canlının karnını doyuruyorum ya. Yani bazıları hani israf ediyor ya. Ben israf etmiyorum. Ben hayvanlara veriyorum. Şimdi saatimiz arkadaşlar 11'e geldi. 11.
biraz gidelim. Sahura kadar sahurumuzu yapalım. Ama bu sahura eğer hava soğuk olmazsa, iyi olursa arabada yapmayı düşünüyorum. Yumurta falan açtılarım. Peynir, meyve, domates falan derken sahurumuzu da yapmış oluruz. Marketten o kadar alışveriş yaptık. Boşuna yapmadık yani. Onları yapalım. Neden baksan 500 bin milyar masraf yaptık. Neyse, yolumuz açık olsun bakalım. Evet arkadaşlar, şu an Merzifon'dayım. Merzifon'a da geldim. Hatta Takora 45 istedi ama 45'i de bir 10 dakika geç verdik. Şimdi yumurta haşlamak için kabına girdi baba. Yumurta haşlıyoruz. Çorbamız var, onu ısıtacağız. Peynirimiz var, beyaz peynir. Bir de Rus salatamız var. Yeşilden domates, biber şey yaparım. Ekmeğimiz var zaten. Şurada parçalar vardı. Şu parçaları bitireyim ya, ondan sonra da bak. Evet. Hava da biraz serin ama yapacak bir şey yok. Sahurumuz bu gece domates, yeşil biber, soğan, maydanoz, yumurta, aynı zamanda beyaz peynir. Bir şekilde karnımızı doyuracak. İnşallah biber yakmazdır. Eğer yakıyorsa var ya ayvayı dök. Biber bir tane yeter ya. Yakar makar aracını sattım. Bundan sonra ana derdine tüküreyim. Yandık tabii. Şu an uykum yok. Ben Samsun'a inerim herhalde. Domates de çok oldu ama neyse. Yiyebildiğimiz gibi. Sahur yemeğimiz böyle oldu bu sefer. Biraz doğal şeyler yiyelim. Bu da maydanozumuz. Demlik, yumurta demli ya, çay demli değil, yanlış anlaşılmaz. Şimdi bunları bir soğuktan geçireyim. Çorbamızı da koyalım. Ya işte, biz de sahuru böyle yapıyoruz boşum. Ne yapalım? Aç kalmaktan iyidir. Allah'a şükürler olsun. Domates, soğan, biber var, maydanoz var, peynirimiz var, Rus salatamız var, yumurtamız var, çorbamız da var. Allah'a şükürler olsun. Var oğlu var, içeceğimiz de var. İnşallah yumurtayı yaşlanmıştır, yoksa var ya, şu yumurta soymayı hiç sevmiyorum ya. Evet, tam kıvamında haşlanmış yumurta var ya, böyle tam kıvamında. Vallahi billah. Saatimiz kaç? Saat 3.30. Yandı yala herif. Ben de vallahi doymuyorum ha. Bir tane yumurtacının var, sponsor olması lazım. Başında abire bir meslektaşımız dursa da beraber kahvaltı yapsak. Ne iyi olur biliyor musun? Evet. Anam çorbayı unuttum. Su koyup su ısıtalım, bulaşık alalım. Bulaşıkları yıkarız. Oh. Evet. Çiçeklerimi şöyle koyalım. Bir de storemizi atalım. Hadi bakalım, bana afiyet olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşim bu çorba da ağzından soğumuyor ya. Bu değil, ben bu kadar şey yiyebilecek miyim? Gel baba, beraber olsun. Eyvallah abi, sıcak ekmek aldım, sizi reklam edeyim. Vallahi Allah razı olsun. Bereket olsun abi. Aklım helal et. Helal olsun abi, ne Allah demek? Razı olsun baba, görüşürüz. Helal olsun. Valla. Gel değil mi? Adam sıcak ekmek almış. Biz de yiyelim bari. Oho. Sıcak ekmek de var ya, oho ne ya. Anan derdine tüküreyim, ekmeğe bak ekmeğe. Oh. Görüyorsunuz da adamı. Adam fırından sıcak ekmek almış evine giderken bizi görüyor burada. Bir tane de bize veriyor. Helal olsun ya. Vallahi evet. Vallahi diyordu kimse gelmedi. Yemeğimize ortak olmadı diye üzülüyorduk ama bu kedicik geldi. Ona da nasiplendi. Gel oğlum gel gel gel. Gel gel kaçma gel gel. Neyse. Ye hadi yemeğini ye hadi. Şimdi geldik işin en zor kısmına. Bulaşık. Şimdi bulaşık kim yıkayacak? He? Kim yıkayacak bu bulaşığı? En kötü yanı da bu. Ha bu bulaşığı. Yok ya, bir tane bulaşık makinesi almam lazım. Su bitme, 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 benim canımı sıkma. Hadi yavrum, hadi yavrum, az kaldı hadi. Ne olur bitme. Bir daha beni suyu doldurmayla uğraştırma hadi. Ha bu tencereyi akıtayım tamam. Vallahi ha bitti. Hadi. Ha. Ulan ne ayarladım be. Vallahi ne ayarladık be. Vallahi iyi ayarladık ha. Sahurumuzu yaptık. Karnımızı doyurduk. Şimdi yola.
Görüşürüz. Arkadaşlar şu an Samsun'dayım. Samsun'a geldim. Saat tam 6:05 geçiyor ve şimdi yatıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi Arçelik depoda yer yokmuş. Yolun kenarında bir depoları var. Oraya gidiyorum. Oraya boşaltacağız. Hayırlısı. Başkanı! Şimdi Azra Hanım'ı bekliyoruz. Azra Hanım'ın keyfi gelecek de. Kızım koş koş. Koş. Yataktan kalkamayın herhalde. Arabayı boşaltmaya gidiyor. Sen ne yapıyorsun? Uyuyor musun? Uyuyor musun? Ne? Uyuyor muydun? İyi hadi. Araba geliyor bak. Az önce çarptı. Geleceğim ben, geleceğim. Gidiyorum. Ne oldu? Ha? Kızım hadi dur. Ben şimdi buraya gideyim. Yasak orası. İyi hadi görüşürüz. Arkadaşlar şu an Arçelik depodayız. Yol kenarındaki. Görmüş olduğunuz gibi. Aracımız yanaşmadı. İnşallah boşalacak. Ve malum Ramazan ayı sesim o kadar kısılmış ki öksürük beni mahvediyor. Buranı mahvediyor. Ay. Ben önce iyi olsam ya. Ay. Neyse arkadaşlar zaten adrese geldik. Şimdi aracımızı yanaştırdık, boşaltacağız. Ondan sonra arabayı bakalım yıkatabilirsem yıkatacağım. Ondan sonra 11 arabayı çekeriz evin yanına. Bugün zaten bu saatten sonra daha yükleme olmaz. Saat zaten şu an 2:30-3'e geliyor. Olmaz yani. Bakalım hayırlısı. Neyse arkadaşlar her şey gönlünüz olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum. İyi ki varsınız. Yolumuz uzun olsun. Sevgimiz her daim sonsuz olsun. Her ne olursa olsun. Aracınız her ne olursa olsun. Yakıtınız petrol üstünden olsun. Yükünüz taşımacılıktan olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.